Evet, değerli aktif TV seyircileri, bugün Belçika'nın Brüksel şehrinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin binasında Eskişehir Ticaret Odası'nın bugün Belçika'da siz gurbetteki Belçika'da yaşayan vatandaşlarımız ve iş insanlarına sunacağı Eskişehir'i tanıyın konferansındayız. Hadi bakalım gidelim görelim. Sayın Başkanım, değerli konuklar, değerli vatandaşlarımız. Evet, yine güzel bir vesileyle bir araya geldik. Başkanımıza, Eskişehir Odası, Ticaret Odası, Sayın Başkanımıza ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür ediyoruz. Böyle bir vesile yarattıkları için. Kendileriyle dün de birlikteydik. Sağ olsunlar, bizi de ziyaret ettiniz. Orada da bahsettim. Yani bu ağır pandemiden sonra böyle insanlarımızı burada görmek, önemli projeleri görüşüyor olabilmek insanı tekrardan büyük şevk veriyor. Burası da tam doğru yeri seçtiniz diyelim. Çünkü zaten Eskişehir dediğimiz zaman ben de buraya gelince öğrendim tabii bunları. Emirdağ tabii hepimiz biliyoruz ama Eskişehir'in de çok önemli bir yeri var. Çoğu Emirdağlı insanlarımız da çoğu Eskişehir'de de yaşıyorlar, evleri de varmış, onu da öğrendik bu son vesileyle. O açıdan bu önemli bir proje olarak görüyorum. Ülkemizi keşfettik, keşfettirmeye çalıştıktan sonra, o projeden sonra şimdi böyle lokal şehirlerimizi de keşfettirme yönünde yapılan bu çalışmalar çok önem taşıyor. Belçika'da bence uygun bir yer. Çünkü burada sizinle dün de konuştuğumuz üzere söylediğiniz bir söz vardı ki burada 300 bine yakın tabii ki insanımız var. Çoğu da ama Eskişehir'i çok iyi biliyor, yaşıyor. Onun için doğal köprüler, insanlarımızın da katkılarıyla, üçüncü kuşakların özellikle artan ilgileriyle bence hem Belçika için hem Türkiye için çok güzel projeler yapılabilir. Ekonomi deyince zaten iki ülke arasındaki ticari ilişkileri ben hep şunu söylüyorum. Ticari ilişkiler kendi rayında yıllardır istikrarlı bir şekilde ilerliyor. Baktığımız zaman 9 milyarı geçmişti avro olarak ticaret hacmi. Pandemide yani 2020'de ağırlıklı olarak onda bile artış gösterdi ticaret hacmimiz ve 21'de büyük bir sıçrama var. Tabii bunda neredeyse yani 11'i 12'ye yaklaştı. Büyük bir sıçrama oldu. Milyardan bahsediyorum. Tabii bunda ağırlıklı olarak Belçika'dan bu pandemi nedeniyle aldığımız BioNTech aşıları da var ama o, genel olarak bakıldığında her iki tarafında ihracatımızda, ithalatımızda da bir denge var. O açıdan bakıldığında bu dengeyi, bu ticaret hacmini sürdürebilmede sizler gibi önemli kentlerimizin ticaret odalarının büyük işlevi var. Burada yapacağınız çalışmaların birebir bu B2B dediğimiz görüşmelerin bence çok faydası var. Bunları da sizle belki de başlatmış oluyoruz yani pandemiden sonra. Bunu daha da arttırmanın önemini hepimiz biliyoruz. Baktığımızda vatandaşlarımız zaten burada da ekonomik olarak birçok alanda varlar. Hep onu söylüyorum. Hayatın her alanında var olabilmeleri bizim için çok önemli. Bizler tabii her zaman yanlarımızdayız. Ama aynı zamanda %85'iniz de biliyorsunuz sevgili vatandaşlarımız. Belçika vatandaşınızsınız. O büyük bir fırsat sizler için. Tabii ki zorluklar oluyor ama hakkınızı, hukukunuzu AB hukuku açısından da Belçika hukuku açısından da arayıp kollamamız da her zaman mümkün. Bence her şeyin başı ekonomi, ticaret. Bütün zorluklar ticaret ve ekonomiyle daha kolaylaşıyor, daha rahat aşılabiliyor. Özellikle şu çağda, şu dönemde bir yandan yanı başımızda çatışmalar, sıcak çatışmalar sürerken, bir yandan tedarik zorlukları yaşanırken ekonomik ilişkileri güçlendirmenin iki ülke arasındaki faydasını kimse yadsıyamaz. Ama biliyorum ki başkanım herhalde birazdan onları da bahsedecekler. Sağlık turizmi de çok önemli. İnsanlarımızın ben yani uzun yıllar hep Avrupa'da bulunduğum için görüyordum. Tatillerini sağlıkla birleştirip yok dişti, saçtı, işte benzer şeylerde kozmetik, estetik bayağı önemli hastalıklar da tabii ki oluyor.
Allah göstermesin, insanlarımız hem tatilini yapıp hem sağlığına bakabiliyorlardı. Bunlar da Eskişehir'de de yoğun bir şekilde olduğunu öğrenmiş oldum. Bunu bizler de Belçikalıların dikkatine getiririz. Burada zaten her kesimden insanımız var, siyasetçilerimiz de var. Çok çok iyi biliyorlar bu hususları. Evet ya, ben bir kez daha sizlere teşekkür ediyorum böyle bir inisiyatif yaptığınız için. Bizler de her zaman yanınızdayız. Bir hususu daha tabii vurgulamak isterim. Sizlerle dün de konuştum ama vatandaşlarımızla da gerek online, yani çevrim içi artık hayatımızın bir parçası olmuş son yıllarda. Gerek artık yüz yüzelerde de söylüyoruz. 2023 ve 2024 bizler için çok önemli. Neden? Çünkü birçok yıl dönümünü birlikte kutlayacağız iki ülke. Onun için siz vatandaşlarımızla komiteler kurarak bunları yapmaya çalışıyoruz. Artık buna hızlıca başlamak gerekiyor. Ama bu süreçte Belçika'da hayatın her alanında var olan insanlarımız, sivil toplum, siyasetçilerimizle birlikte hareket ederken, tabii Belçika makamlarıyla birlikte, aynı zamanda Eskişehir gibi önemli şehirlerimizin, Belçika'yla da birebir bağlantıları olan şehirlerimizin de katkılarını alacağımızı biliyoruz. Onun için de teşekkür ediyorum bir kez daha. Çünkü böylelikle bu yıl dönümlerinde bir kez daha insanlarımızın geldiği yerleri Belçikalılara, Belçika kültürüne de tanıtma imkanımız olacak diye düşünüyorum. İnşallah güzel projeler yaparız. Evet, sözlerimin sonunda tabii şeyi de vurgulayayım. Ramazan geliyor. Sizler galiba Ramazan'ın ilk günü dönüyorsunuz değil mi? Bu vesileyle bütün vatandaşlarımızın, sizlerin de Ramazan-ı Şerif'ini bir kez daha şimdiden de tebrik ediyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. İnşallah güzel günlerde bir arada tekrardan oluruz. Sağ olun, var olun. Sayın Büyükelçimize teşekkür ediyoruz. Şimdi kürsüye Discover Eskişehir projesini tanıtmak üzere Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Sayın Metin Güler'i davet ediyorum. Sayın Büyükelçim, çok değerli konsoloslarım, Ticaret Ateşe, siyasi partilerin temsilcileri, dernek başkanlarımız, sevgili dostlar, öncelikle sizleri şahsım ve Eskişehir Ticaret Odası adına saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Tabii burada birçok bir dizi diğer planlamaları yaptık. Asıl süreç gerçekten bizim 2020 yılında başlattığımız pandemi döneminde yıllıklarımızı dondurmak zorunda kaldığımız bir süreç bizler için. Geciktik ama geç kalmadık diye düşünüyorum özellikle ben de. Burada tabii çok değerli hemşehrilerimiz, çok kıymetli iş insanlarımız var. Dün sabah itibariyle kahvaltılarda, öğle yemeklerinde, belediye başkanlarımızla, sayın büyükelçilerimizle, konsoloslarımızla bir dizi görüşmeler yaptık. Tabii burada çok değerli sivil toplum örgütlerimizin başkanları var. Değerli iş insanlarımız var. Tabii ben öncelikle Eskişehir Ticaret Odası'nın 18 bin üyesinin, 9 bin nüfusu kentimizin size selam ve saygılarını ileterek de konuya başlamak istiyorum özellikle. Tabii çok değerlisiniz, onu özellikle ifade etmek istiyorum. Bizler için çok anlamlısınız. Gerçekten ülkemizin, hem kentimizin burada birer değerisiniz. Şimdi baktığım zaman aşağı yukarı 60 yıla yakın süreden beri Belçika'da önemli işlere imza atmış, önemli yerlerde görev yapan, önemli projelere imza atan bir kitlesiniz. O yüzden çok değerlisiniz bu anlamda da. Ülkemiz adına burada da o misyonu üstleniyorsunuz. Hayatlarınızı bundan sonraki süreçte burada bundan sonraki süreçte yürüteceğiniz, yöneteceğiniz de aşikar. Ama şunu biliyoruz ki ülkeyle de ilişkilerinizi devam ettirme adına, vatanınıza da ilişkiye devam ettiği adına hep bir çabanız, hep bir arzunuz olduğunu da biliyoruz. O yüzden biz de
burada 300 bine yakın hemşehrimiz, 100 bine yakın bölgemizin insanıyla da zaman zaman bir araya gelerek de öncelikle ikili ticari ilişkilerimizi bir noktaya taşıma arzusu içerisindeyiz. Onun dışında çok net biliyorum bölgemizden Belçika'dan bilhassa kentimize bu anlamda son yıllarda çok anlamlı yatırımlar yapılıyor. Yapılmaya devam ediyor. Biz de Eskişehir olarak da bundan sonraki süreçte yani sizler adına hem ikili iş görüşmeleri noktasında hem ilişkilerimizi daha iyi noktaya taşıma noktasında da her noktada da yanınızda olduğumuzu buradan ifade etmek istiyorum. Yani ne zaman Eskişehir'e gelirseniz, ne zaman kentimizde sizleri misafir etmek bizi çok mutlu eder. Onu da özellikle tekrarlamak istiyorum. Çünkü gerçekten bu 100 bin nüfus kentimizi çok değerli. Dostlarla sohbet ederken dedim ki yani bir başka ülkede yemek harcamaya gerek yok. Burada hazır bir potansiyel var. Kazan kazan modeliyle hem buradaki iş insanlarımızı hem buradaki vatandaşlarımızı hem ülkeyle olan kültürel ve sosyal noktada örf, adet, gelenek dostlarından tutun da ticari hayata kadar nasıl daha diri tutabiliriz? Nasıl ilişkilerimizi daha canlı tutabiliriz? Yani bir masa etrafında oturup istişare etmek çok kıymetli, çok değerli bizler için de. İş insanı olarak bunu söylüyorum. Ben kendim sanayiciyim, oda başkanı yaparken de. Yani iş insanı daha pratik düşünmeye çalışıyor. Elektrik gibi kısa yolu tercih etmeye çalışıyor. Ben buradaki birçok dostumu da tanıyorum bu anlamda. Eskişehir'de yaptıkları işleri de biliyorum açıkçası. Biz buraya gelirken öncelikle Eskişehir'i tanıtmak arzusu içerisindeyiz. Herkes Eskişehir'e davet ediyoruz bu anlamda. Bununla alakalı kampanyalar yapmak istiyoruz. Buradaki turizm firmalarıyla bir araya gelerek onları Eskişehir'e davet edeceğiz inşallah. Orada birkaç fasılda ortak paketlerle buradaki sadece Türk vatandaşlarımız değil, buranın yerel insanı da aslında ülkemize, kentimize davet etmek istiyoruz. Ama tabii bunlar konuşularak değil, bir planlamayı da yapma zorunluluğu var maalesef. O yüzden dedik ki bugün en azından biz iki fasılda bunları siz değerli dostlarımıza aktaralım. Yani Eskişehir'in ne özelliği vardır? Yani sağlık turizmi noktasında Eskişehir'in altyapısı nelerdir özellikle? Burada üçüncü kuşak maalesef hem ülkemizde hem kentimizde diyalog noktasında veya ilgi noktasında eksiklerini net olarak tespit ediyoruz şu an itibariyle. Bunu geliştirmek için neler yapabiliriz? Gerçekten ülkemiz ve kentimizin bu anlamda inanılmaz potansiyelleri var. Bunları anlatma noktasında mücadelemiz devam edecek bundan sonraki süreçte de. Ama bir plan ve kurgu noktasında, hedef odaklı noktada da bunları yürütmeye çalışacağız. Özellikle Eskişehir'de sağlık turizm noktasında kentimizin dinamiklerini size aktarmak istiyorum. Kentimizde şu an itibariyle neler var? Kaç tane şehir ve devlet hastanesi var? Üniversite hastanelerimiz var biliyorsunuz. Özel hastanelerimiz var şu an itibariyle kentimizde. Bunlarla alakalı biraz da bilgilendirmek istiyorum sizleri değerli dostlar. Şimdi şehrimizde şu an itibariyle devlet hastanesi yatak kapasitemiz 2024. Üniversite hastanemizde 1010 yatak kapasitemiz vardır. Özel hastanelerimizde 963 olmak üzere toplamda 3507 yatak kapasitesine sahip bir kent. Tabii bu hastanelerde ortalama 1000'in üzerinde uzmanlarımız görev yapmakta. Tabii önemli olan burada 122 tane klinimiz var Eskişehir'de şu an itibariyle hizmet veren. Bunlar saç ekim merkezleri gibi, diğer poliklinikler gibi, göz, diş, buna benzer diyaliz merkezlerimiz mevcut. Diş kliniklerimiz çok yoğun bir şekilde hem yurt dışı hizmetlerini vermeye devam ediyorlar şu an itibariyle. Fizik tedavi noktasında 6 tane birbirinden değerli fizik tedavi merkezimiz var şu anda hizmet veren. Laboratuvarlarımız var bu anlamda. Yani 159 tane de şu an itibariyle merkezde kliniğimiz hizmet veriyor kentimizde. Yani dolayısıyla Eskişehir gerçekten sağlık hizmetleri noktasında çok güçlü bir altyapıya ve yatırıma sahiptir. Bütün bunları ilave etten de yani turizm noktasında da gerçekten her geçen gün cazibesi artan bir kent durumundadır. Tabi burada biz sağlık turizm noktasında özellikle Eskişehir'de bu firmalarımızla birlikte sağlık turizm kümemizi kurduk şu an itibariyle.
Yani bununla alakalı bir altyapımız, bir oluşmuş kurumsal yapımız var. Tabi bunun altını doldurmamız da gerekiyor. O yüzden ben buradan da siz değerli dostlarımın aktarmak istiyorum. Tabi ikinci fasılda sağlık turizm dışında tabi turizm, Eskişehir'in son yıllarda turizm noktasında zaten siz değerli dostlar da yakından takip ediyorsunuz bunları. İnanılmaz bir algısı artmış durumda. Şu anda Eskişehir yerli turist noktasında güneşi bir denizi olmamasına rağmen 3 milyon yerli turist arayan bir kent noktasına gelmiştir. Bunun bir nedeni vardır tabii. Sonuç itibariyle bu kadar insan bu kente geliyorsa bunun bir nedeni olduğunu düşünüyorum. Ama niye şu an itibariyle Eskişehir ortalama 100 bin civarında Eskişehir Hasanpaşa Havalimanı'na inen yurt dışından gelen misafirlerimiz var. Tabii biz bu sayıyı artırmak istiyoruz. Ama hiçbir yapmadan da maalesef bu sayı artmıyor. Öyle değerlendirin. Tabii Eskişehir'de ilçeleriyle birlikte inanılmaz bir turizm altyapıya şu an itibariyle sahip. Yani örnek vermem gerekirse Filikler'den günümüze çok ciddi bir tarihi bir altyapısı olan bir kent. Tabii inanç turizm noktasında Seyit Battal Gazi gibi, Sücattin Veli gibi, Nasrettin Hoca gibi, Yunus Emre gibi, Ermeni Kilisesi, Ermeni Kilisesi gibi, Pesunus gibi önemli tarihi yapısını bünyesinde bulunduran Selçuklulardan, Osmanlılardan günümüze gelen çok dinamizm bir altyapısı var. Şehirde bu anlamda kültür sanat etkinliklerinin çok yoğun olduğu bir bölge. Yani kongre merkezlerinin yapıldığı bir kent haline geldi şu an itibariyle. Ama bizim burada özellikle siz değerli dostlardan ricamız şu ki sizin destekleriniz, sizin üyelerinize sizin Eskişehir'i anlatmanız çok kıymetli ve değerli bizler için. Ha burada biz Cihat Odası olarak elimizden gelen tüm altyapıyı yapması gereken, hangi noktada almamız gereken bir sorumluluk varsa almaya hazırız. Sizleri dediğim gibi Eskişehir'de ağırlamak bizler için çok önemli ve çok değerli. Bu bütün halde bunu yönetmek zorunumuz var maalesef. Tabii hiç vakit kaybetmeden de bunu yapmak zorundayız. Artık pandemi sürecinin bittiğini düşünüyoruz. O yüzden sosyal ve kültürel organizasyona dönük planlamalar içerisindeyiz. Bugün aynı şeyi belediye başkanımıza da izah ettim kendisine de. Yani dediğim gibi buradaki vatandaşlarımız çok kıymetli, değerli ama eğer burada gerçekten ülkemizi merak eden bir kitle de varsa, Belçika'da yaşayan, Belçikalı veya başka ülkelerden gelip burada iş yapan insanları da ağırlamak istiyoruz açıkçası. Hedef kitlemiz tabii öncelikle vatandaşlarımız ama bunun yanında yani Eskişehir'de gerçekten 2000'e yakın hizmet sektörü hizmet veren iş yerimiz var. Lokantasıyla, restorantıyla, içme alanlarıyla. Yani kent, kültür, eğlence noktasını ifade etmiş olduğum gibi dolu dolu bir kent arkadaşlar. Tabii burada bizim öncelikle gelen ziyaretçi kitlesini değerlendirdiğimiz zaman yaş ortalaması 40 ve 45 yaş üstü genelde iş insanlarımızın veya hemşehrilerimizin kente geldiğini analiz ediyoruz. Biz burada hem kültürümüzü, hem geleneklerimizi, hem kentimizi daha iyi anlatmadığına da 3. jenerasyona ihtiyacımız var sevgili dostlar. 3. jenerasyonu şu an itibariyle maalesef Eskişehir'e getiremiyoruz. Bu anlamda bundan sonraki planlamalarımız içerisinde 3. jenerasyonu Eskişehir'e nasıl getirebiliriz? 3. jenerasyonun ilgisini nasıl uyandırabiliriz diye de bir kurulu ve planlamamız var. Burada asıl mesele yani yeni jenerasyonun da ülkeyle ve bağlarını kopramamamız gerekiyor baktığımız zaman da. Burada evlilik yapmış olabilirler, burada iş kurmuş olabilirler, burada bundan sonraki şehirde hayatlarını da planlamış olabilirler ama bizim tek dileğimiz ve arzumuz 3. jenerasyon da eğer kentimize bir şekilde ulaşımını sağlayabilirsek, bunun altyapısını sizlerin destekleriyle ortaya çıkartabilirsek aslında çok büyük bir mesafe kat edeceğimizi düşünüyoruz bu anlamda. Ama biz bunu tek başımıza yapamayacağız. Bu toplantıdan sonra turizm firmalarıyla bir araya geliyoruz. Onlarla üçer günlük, beşer günlük Eskişehir'i tanıtır bir takım plan ve programlar yapmak istiyoruz. Bunu şunun için söylüyorum. Bir ayağı bunun, burası ise bir ayağı da Eskişehir. Buradaki turizm firmalarımızla Eskişehir turizm firmalarını en kısa sürede bir araya getirerek ortak, ekonomik, anlaşılır, kenti daha iyi anlatan, ülkemizi daha iyi anlatan bir planlamayla da buradaki turizm firmalarında bunu tanıtmak şartıyla inşallah
bir tanıtım kampanyasıyla da bu süreci bir noktaya taşımak istiyoruz. Burada değerli STK başkanlarımızdan özellikle çok destek istiyoruz. Onların dokunuşları bizim için çok kıymetli ve çok değerli. Onlara eşit ağırlamaktan büyük keyif alacağız, büyük mutluluk duyacağız. Şöyle bir avantajım var arkadaşlar. Şu anda Emirdağlı hemşehrilerimizin %80'inin Eskişehir'e bir bağlantısı var artık. Ya bir gayrimenkul aldılar, yatırım yaptılar, iş kurdular. Fakat ticaret noktasında, demin Sayın Büyükelçim de ifade etti, ticari hacmimizi genişletecek olan, büyütecek olan da aslında taraflar. Yani ne kadar bir araya gelirsek, sizlerin taleplerini yerelde veya ülkemizden ne kadar çok karşılayacak bir ortaya bir planlama yaparsak, kazan kazan modeliyle hem buradaki iş adamlarının kazanması ama hem oradaki üreticilerin kazanması noktasında kurgu ve planlama çok değerli ve çok kıymetli. O yüzden tüm derneklerimizden, iş insanlarımızdan ne zaman Eskişehir'e gelirseniz, önemli olan burada hedef odaklı iş yapmak gerekiyor. Öncelikle inşaat sektörü ise inşaat sektörü, medikal ise medikal, sağlıksa sağlık, iş planı doğru yapmak kaydıyla. Eskişehir'e çıkan sektörler var arkadaşlar. Bunların başında havacılık, ray sistemler, maden sektörü, aramızda inşaat malzemesiyle uğraşan birçok firmamızı görüyorum. Seramik gibi inşaat altyapısı da kullanılan ürünleri üreten bir kentiz. Bu anlamda anlaşılır gruplar halinde sizi ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağız. Dediğim gibi yani her zaman hem yüreğimiz hem kapımız bu anlamda sonuna kadar açık sevgili dostlar. Ama dediğim gibi önemli olan burada planlama, kurgu ve hedef odaklı iş yapacak noktaya gelmemiz lazım. Benim sizden ricam, özellikle istirham ediyorum. Yani dediğim gibi kazan kazan modeli noktasında sizlerin de ve üyelerinin kazanabileceği, buradaki vatandaşlarımızın kazanabileceği, hem de ülkemizin kazanabileceği bir planlama doğrultusunda hareket etmek istiyoruz. O yüzden bugün bizim asıl hedefimiz Eskişehir'le alakalı, Eskişehir turizmine ve sağlık turizmine katkı sağlamak. Onun dışında ticari noktada da birlikte işbirliği yapacak bir ortamı da yakalamak istiyoruz açıkçası. Bunlar konuşarak oluyor, istişare ederek oluyor, planlayarak oluyor. Onu özellikle ifade etmek istiyorum. Biz bu noktada Eskişehir Ticaret Odası'nın 18 bin üyesi hazır olduğumuzu buradan ifade etmek istiyorum sevgili dostlar. Bizim üzerinde düşen ne varsa her sektörde, her meslekte, eğer kentimiz yoksa ülkemizden de tedarik etmek noktasında size elimizden gelen katkıyı sağlayacağız. Odamızın kendine ait, bakın, kongre merkezleri, odamızın kendine ait fuar merkezimiz var. Mesela yılda kendi fuar merkezimizde en son mesela geçen hafta mobilyaları yakından ilgilendiren bir mobilya endüstrisinin içinde olduğu bir fuar planlaması yaptık. 46.700 ziyaretçi ağırladık geçtiğimiz hafta Eskişehir'de. Yılda ortalama, yani pandemi sürecinden önce çok yoğunduk ama yılda 5-6 fuar planlıyoruz şu an itibariyle. Burada yapı fuarları düzenliyoruz. Burada değişik alanlarda, farklı sektörlerde fuarlar düzenliyoruz. Bu fuarları sizi çağıralım, sizi misafir edelim. Sizin üyelerinizin o iştigal konularıyla alakalı, kendileri ilgilendiren konular varsa ağırlamakla alakalı da her zaman hazır olduğumuzu ifade edelim. Yeter ki kontakta kalalım, istişarede kalalım. Bu dediğim gibi hem burada yaşayan Belçikalı veya burada yaşayan hemşehrilerimiz için daha verimli olacağını düşünüyorum. Bizim için de daha verimli olacağını düşünüyorum. İnşallah bu bir tanışma, bu bir yüz birliği. İnşallah bu yüz birliğini inşallah hep beraber iş birliğine nasıl döndürebiliriz hep beraber planlayalım. Dediğim gibi biz her zaman istişare açığız. Bugün buradaydık, iş insanlarımızla bir araya geldik. Yarın inşallah Gent'te yine iş insanlarımızla, odalarımızla neler yapabileceğimizi ikili birebir görüşmelerde aktarma fırsatı oluştu bize de. Bizler için çok değerli, çok kıymetli. İnşallah bu yapılan toplantının öncelikle sizlere, iş camiamıza inşallah hayırlı ve uğurlu diye temenni bulmak istiyorum. Bu yüzden öncelikle Sayın Büyükelçimiz başta olmak üzere ticaret ateşemize, büyükelçilerimize, konsolosluklarımıza, iş insanlarımıza, dernek başkanlarımıza yol noktasında her zaman ihtiyacımız var. Sizleri içeri bekliyoruz. Bir telefon kadar yakın olursa.
Evet, şu anda toplantı bitti. Şu anda Almanya Başkonsolosumuz var. Sayın Başkonsolosum, şu anda Eskişehir'i biraz iyi tanıdık sanırsam. Ticaret Özel Başkanı'nın da anlattığı gibi gurbetteki, Belçika'daki bu Emirdağlı ve Eskişehir'de yaşayan vatandaşlarımıza biraz Eskişehir ve iş adamlarımıza tanıttılar. Günün anlamında neden söylemek istersiniz? Evet, çok teşekkür ederim bu imkanı verdiğiniz için. Ben tabii özellikle bugün mutluyum çünkü ben de Eskişehirli bir başkonsolosum. Hayatımın küçük bir bölümü Eskişehir'de geçmiş olmakla birlikte Eskişehir'le olan bağlarım hala kuvvetli. Bugünkü etkinlikle birlikte bu bağlar daha da kuvvetlendi. Tabii Eskişehir'in ben eski dönemlerini de biliyorum, şimdiki dönemlerini de biliyorum. Çok kısa bir süre içerisinde aslında şehirlerin yaşantısı açısından kısa sayılacak bir dönemde çok ciddi atılımlar ortaya koydu. Tabii tüm Eskişehir halkının iş adamıyla, siyasetçisiyle, normal vatandaşıyla, öğrencisiyle, üniversiteleriyle... Herkesin emeğini ortaya koyarak, bir araya getirerek kazandığı bir başarı. Dolayısıyla bu başarı da gelecek dönemdeki yeni başarılar için insanlara kuvvet veriyor, güç veriyor, ümit veriyor. Eskişehir sanatıyla tabii ön planda, sanayisiyle ön planda, savunma sanayiyle ön planda. Yani bu alanlara yenileri de eklenebilir. Bugün sağlık sektöründen bahsedildi. Biz de mesleğimizi icabı görüyoruz ki Türkiye gerçekten özellikle sağlık sektörü açısından bir çekim merkezi haline geldi. Daha önce görev yaptığım ülkelerde de bu şekilde bir gözlemim vardı. Belçika'da da aynı gözlem devam ediyor. Dolayısıyla buradan Eskişehir'e olan ulaşımın da Belçika'dan kolay olması bu anlamda isabetli bir sektörün ön plana çıkarıldığının göstergesi. Umarım sağlık sektörü başta olmak üzere ve dediğim gibi diğer sektörlerde de Belçika ve Türkiye arasında ve Belçika ve Eskişehir arasında yeni işbirliği kanalları açılır. Bu konuda ticaret odamızın sergilediği kararlılık gerçekten bizleri etkiledi. Onların kapılarının herkese açık olması, iletişim kanallarının açık olmasına özen göstermeleri çok önemli. Tabii çok güzel katkılar da oldu toplantı sırasında. Bunların dikkatli şekilde not edilmiş olması da bizi sevindirdi. Ben tekrar kendilerini Belçika'ya kadar gelip Eskişehir'i daha iyi anlatmalarına, anlaşılmasına katkı yaptıkları için teşekkür ediyorum. Bu imkanı da bana tanıdığınız için bir Eskişehirli olarak öncelikle teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun. Rica ederim. Şimdi bir Eskişehir olarak biliyorsunuz bir haftadır Eskişehir Hatan Polatkan'ın havalimanı kapandı, kapanacak işler bende muhabbet oldu. Şimdi düzeldi. Biraz önce burada başkanımızın da dediği gibi havalimanın gelişmesi için şu anda Teknik Üniversitesi'ne bağlı bir havalimanı olduğunu öğrendik, biliyorduk. Gelişmesi için kurbetçi vatandaşlarla birlikte Eskişehir'deki yaşayan vatandaşlarla oradaki yerel siyasetle birlikte kurbetteki Belçika'da yaşayan vatandaşlarına neler söylemek istersin? Evet. Tabii söylenmesi gerekenler söylendi. Bir değerlendirme süreci konu hakkında devam etti ve devam ediyor. Önümüzdeki günler, önümüzdeki aylar ve yıllar ne getirir ne götürür bilemiyoruz ama önemli olan şu anda Eskişehir'deki havalimanı faaliyetini sürdürecekse oranın daha da geliştirilmesi. Altyapısı anlamda, yolculara sunulan hizmet kalitesi anlamıyla ve tabii Eskişehir'in diğer şehirlere bağlantısı bağlamında. Dolayısıyla burada hem hizmet sunucularının olduğu kadar hem de hizmet alan kişilerin de beklentilerinin aktarılması önemli. Eskişehir Havalimanı'nı kullanan vatandaşlarımızın beklentilerini daha somut şekilde dile getirmeleri de bunda bir katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Yani hizmet kalitesinin arttırılmasının bir ihtiyaç olduğu ortada. Bu hem hizmeti alan hem hizmeti verenlerin bilincinde olduğu bir durum. Umarım önümüzdeki günlerde hizmet kalitesinin ve hizmet yelpazesinin genişlemesi şeklinde Eskişehir Havalimanı faaliyetini sürdürür. Tabii o bölgedeki diğer ekonomik merkezlerin de bu tür hava ulaşımına ihtiyacı var. Bu konudaki de bir değerlendirme, bir uzmanlık konusu. Bu konuda fazla yorum yapmak da istemiyorum. Ama dediğim gibi şu anda Eskişehir Havalimanı aktif ise oradaki temel önceliğin hizmet kalitesinin daha da arttırılması olduğu ortada. Zaten Ticaret Odası Başkanımız da bu konuyu vurguladı.
Bizim de şu aşamada beklentimiz bu. Evet, değerli Aktif TV seyirciler, şu yanımızda Ticaret Uçası, Eskişehir Ticaret Uçası Başkanı Metin Bey var. Öncelikle Belçika'ya hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün çok güzel bir gün oldu. Şu açıdan çok güzel oldu. Bir, Eskişehir'i burada ağırlamak, Emirdağlılar ve bütün Türkiye'de Belçika'da yaşayan gurbetçiler olarak ağırlamak gerçekten güzel oldu. İkincisi de güzel haberleriniz oldu. Öncelikle Belçika'da neler geldiğimiz gündemde hissiyatını bir öğrenmek istiyorum. Nasıl döneceksiniz? Öncelikle Aktif TV izleyicilerine sevgili Eskişehir'den selamlarımı iletiyorum. Tabii biz dün geldik. Dün sabah kahvaltı itibariyle iş adamlarımızla, daha sonra bürokratlarımızla, büyükelçilerimizle, konsolosluklarımızla, dış ticaret ateşelerimizle, belediye başkanlarımızla bir dizi toplantılar gerçekleştirdik. Onun dışında iş adamlarımızla yine bir araya geldik. Tabii bu pandemi sürecinden sonra biz hızlı bir şekilde öncelikle Belçika'yı tercih etme nedenimiz gerçekten bölgemizde bütün hemşehrilerimizin büyük bölümü şu anda Belçika'da hayatlarını idame ediyorlar. Ortalama 50-60 yıldan beri de bu kentte ticarete yön veren, ticareti geliştirmeye çalışan çok da köklü firmalarımız var burada iş yapan. Hem burada iş camiası olarak, çünkü iş camiasını temsil ediyorum Ticaret Odası Başkanı olarak, hem iş camiasını nasıl geliştirebiliriz, hem sosyal ve kültürel noktada buradaki hemşehrilerimize nasıl işbirliği yapabiliriz. Tabi aslında bir de kampanyamız var, yani herkesi Eskişehir'e davet ediyoruz bu anlamda. Eskişehir'in hem bir turizm kenti olduğunu, Eskişehir'in hem sağlık turizm noktada bir sağlık turizm kenti olduğunu, zaten kendine göre çok ciddi bir altyapısı olan bir kent. O yüzden burada tüm hemşehrilerimizi bu anlamda da Eskişehir'e davet ediyoruz. Bu toplantının asıl olan teması buydu. Burada da çok değerli hem bürokratlarımız, hem siyasetçilerimiz, hem sivil toplum örgütlerimizi temsilcileriyle bir araya geldik burada. Eskişehir'i anlatma arzusu içerisindeydik. Anlatma fırsatı oluştu şu anda. Buradan da tüm izleyicileri Eskişehir'e davet ediyoruz. Onlarla birlikte olmak istiyoruz. Onların Eskişehir'e gelip tanımalarını istiyoruz açıkçası. Eskişehir'in değerlerini daha yakından öğrenmelerini, bilmelerini istiyoruz. O yüzden böyle bir toplantı planlaması yaptık. İnşallah bu bir ilk adım. İnşallah bundan sonra işte de bunun altını doldurarak da devam ederek de bunu bir noktaya taşıma arzusu içerisindeyiz. Evet, son olarak Avrupa'daki Belçika'da gurbetçilere, Aktif TV seyircilerine neler söylemek istersiniz? Burada yaşayan 300 bin vatandaşımız var. Burada yaşayan Belçikalı vatandaşlarımız var. Bunların hepsini ülkemize ve Eskişehir'e davet ediyorum öncelikle. Eskişehir'de gerçekten iş imkanı çok geniş. Yatırım imkanı çok geniş. Yatırım zemini çok iyi bakıldığı zaman. Eğitim seviyesi çok iyi bir kent, demin de söyledim. O yüzden yani bu kenti daha iyi yakından tanıma imkanları, fırsatları var. Uçağımız var. Ulaşım çok kolay. Yani buradan bindik de yani uçağa binin, 3 saat sonra Eskişehir'desiniz. 10 dakika sonra şehirdesiniz. O yüzden biz herkese Eskişehir'de yatırım yapmaya davet ediyorum. Herkese Eskişehir'i görmeye davet ediyorum buradan. Tüm vatandaşlarımızı başta olmak kaydıyla tüm Belçika halkını Eskişehir'e davet ediyorum. Yanımızda Belçika siyasetinden vekilimiz, Gent Belediye Meclisi Üyesi Veli Yüksel var. Veli Bey, bugün Brüksel'de önemli bir toplantıdaydık. Eskişehir'i özellikle son dönemde bu havaalimanı sıkıntısından sonra ticaret odasını burada ağırladık. Konuşmalar yapıldı. Özellikle havaalimanı konusunda sizlerin etkilerinizi de ifade ettiler. Eskişehir Ticaret Odası'nın buradaki toplantıda yaptığı toplantılara, Avrupa'daki gurbetteki yaşayan vatandaşların beklentileri sizce siz ne anladınız? Bir de havaalimanı konusunda son sözlerinizi almak isteriz. Evet. Öncelikle bu programın yerinde bir program olduğunu söylemek istiyorum. Bu programı ve bu projeyi Eskişehir Ticaret Odası'yla Metin Başkanım'la uzun yıllardır görüşüyorduk. Pandemi döneminde ara verdik ve şükür 2022 yılında tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burada maksat Eskişehir'in kültürel zenginliğinin, doğasının, turizm potansiyelinin ve sağlık potansiyelinin tanıtımı ve bunun vatandaşlarımız tarafından değerlendirilmesi. Aslında çok geç kalınmış bir proje bana kalırsa. Çünkü vatandaşlarımız 10 yıldır Eskişehir'e bir şekilde uçuyorlar. Ve oraya gittikten sonra Eskişehir aslında bir turizm merkezi ve turizm beldesi olarak görmüyorlar. Evlerinin olduğu, konaklama ihtiyacının karşılandığı bir yer olarak görüyorlar. Aslında gerçekten bakıldığında Eskişehir'in turizm açısından, doğa kültür açısından çok farklı dinamikleri var.
Bunların değerlendirilmesi lazım ve genç neslin, çocuklarımızın, gençlerin Eskişehir'i keşfetmesi gerekiyor. Bunun için de güzel bir proje. Bu projenin hayata geçirilebilmesi için tabii uçuşların devam etmesi lazım. Yani bu iki nokta aslında birbirine bağlı. Eskişehir'i keşfet, Discover Eskişehir uçaksız olmaz. Ama hiçbir şekilde uğraşmamız lazım. Evet, havalimanının faaliyetlerinin devam etmesi gerekiyor. Bu konuyla ilgili Eskişehir Ticaret Odası'nı bilgilendiren, Eskişehir ticaretini ve siyasetini bu konuyla ilgili bildiren ve onları bu konuda aslında adım atmaları gerektiğini ifade eden birisi olarak şunu söylemek istiyorum. Eskişehir'de bu konuyla ilgili gerekli çalışma yapıldı ama Eskişehir Havalimanı'nın sanki Afyon ve Kütahya arasında sanki bir pazarlıkmış gibi ortada kaldı ve bu gerçekten üzücü bir olay. Eskişehir'in hitap ettiği kitle farklı bir kitle. Belçika'dan, Hollanda'dan, Fransa'dan gurbetçilerin, Türk vatandaşlarının oraya gittiği bir havalimanı. Ve bu havalimanının hem Eskişehir'e katkısı da ekonomik anlamda ve ticaret anlamında, oradaki esnaf anlamında çok büyük. Bunu göz ardı etmek, bunu görmemek, görmemezlikten gelmek çok yanlış bir olay. Ama aynı zamanda Zafer Havalimanı'nın da faaliyete geçmesi, uçuşlara açılması o da ayrı bir nokta. O da açık kalsın, öbürü de açık kalsın. Vatan istediği yere gelmesin. Yani biz bunu yaptığımız görüşmelerde, birebir yaptığımız görüşmelerde, yetkili kişilerle ve kurumlarla yaptığımız görüşmelerde bunu bu şekilde gündeme getirdik. Yani siz geçmişte yapılan yanlış bir durumu diğer bir yanlışla kapatamazsınız dedik. Evet. Çünkü sonuçta öyle bir durum var ortada. Nihayetinde Akli Selim yani geri geldi diyelim ve o yanlıştan dönüldü. Şu anda uçuşlar kaldığı yerden başkanımın da ifade ettiği gibi devam edecek. Bu konuyla ilgili istişarelerimiz hem ticaret odasıyla hem Eskişehir'in farklı partilerinden insanlarla, yetkili kişilerle devam etti. 1,5 aydır biz bunu görüştük. Bunun gürültüsünü yapmadan ama diğerlere iletildi ve sonuç alındı. Önemli olan bu zaten. Şimdi ticaret odasına gelirsek, Eskişehir Ticaret Odası'nda burada gurbetçi vatandaşlarımız ticaret amaçlı burada bir Eskişehir'i tanıyalım dediler. İş adamlarını davet ettiler, vatandaşları davet ettiler. Vatandaşları sizce neye dikkat etmesi gerekiyor Eskişehir'de bir ticaret yapmak için? Şimdi o konuda işte vatandaşlarımız yönlendirme usulüyle Eskişehir'de ticaret yapıyorlar veya girişimde bulunuyorlar, yatırımda bulunuyorlar. Bunun uzman kişiler tarafından yapılması gerekiyor. O yüzden de ben bir teklif önerdim. Yani bir öneride bulundum. Evet, şube teklifi. Evet, yani burada bir irtibat noktası olsun. Yani illa da büyük bir ofis falan gerekmiyor ama gayrimenkul konusunda yani ağzı yanan... Eskişehir ticaret olsun, burada bir şubesi olsun, herhangi bir konu olduğu sorun. Evet, bir şubesi olsun, bir bağlantı noktası olsun, irtibat noktası olsun. Vatandaşlarımız gayrimenkul alacaksa ilk bilgiyi oradan alsın. Mevzuat değişiyor, oradan alsın. Sağlık için bir hastaneye mi gidecek, oradan alsın. Yani her alanda yönlendirme olsun ve bunun da doğru yapılması gerekiyor. Ticaret odası tabii ki kapılarını herkese açıyor ama herkes Eskişehir'de ticaret odasının yerini belki bilmiyor. Belki ulaşamayacak. O yüzden, dolayısıyla gurbetçinin ayağına gelsin. Burada bir ofis olsun. Onlar için büyük bir imkan. Yani bu büyük bir imkan. Ekelim. Son olarak Aktif TV seyircilerine neler söylemek isterim? Ben Aktif TV'yi aktif bir şekilde takip ediyorum. Yani çalışmalarınızı gerçekten güzel çalışmalarınızı takip ediyoruz. Ben bu çalışmalarınızın devam etmesini temenni ediyorum. Küçük bir ekiple zor bir iş yapıyorsunuz. Başarılarınızın devamı diliyorum. Belçika Emir Dabili Başkanı Osman Mızrak. Osman, bugün burada bir Eskişehir Ticaret Odası'nın toplantısı oldu. Neler söylemek istersin? Çok güzel bir etkinlikti. Olması gereken bir etkinlikti. Çok büyük tepkilerin de olduğu bir güne de rastladı. Siz de biliyorsunuz havalimanındaki büyük bir sorun var. Bu sorun Allah razı olsun medyamız, sivil toplum örgütleri de dile getirdi. Sonuçta bir nevi çözüme ulaştı ama yeterli görülmediğini hepimiz kabul ediyoruz. Bugün yine burada tüm katılımcılar, soru soranlar başkan beylere ya Eskişehir Havalimanı'ndaki sorunu dile getirdik. Tekrar oranın aktif olmasını, daha fazla uçuşlara açılmasını, iç hatlar seferlerinin başlatılması da talep ettik.
Eskişehir'deki birçok yöremizin insanı var. 200 bine yakın bizim yöremiz orada ikamet ediyor, kullanıyor. Bunların birçok sorunları var. Ne sorunlar var? Alışverişte yaşadıkları sorunlar var. Onlar ki dile getirdi bugün. Evet, çok güzel. Şeyler var. Yani bir nevi yolunmadan bahsetti bazı arkadaşlar. Evet doğrudur dedi. Başkan ilgileneceğim dedi. Bir hattan söz etti. Yani insanların çok çabuk ulaşabileceği bir hattan bahsetti. Atıyorum 155 gibi bir hattan. Onlardan rahat ulaşabileceğiz. Çok güzeldi. Yatırımcıların, iki taraftaki yatırımcıların buluşması için başkanla özelde de görüştük. İki taraftaki yatırımcılar için güzel bir etkinlik yapacaklar. Orada da burada da her iki tarafta da ağırlayacaklar. Eskişehir'in yani bu denli bu yıla kadar sahip çıkılmadığını karşılıklı ondan bahsettik. Üzüldüler ama daha fazla insanımıza sahip çıkacak. Bundan sonra bu şekilde sanki daha var. Olduk. Yani sizler de burada bunu takip ettiniz. Medyamızdan da her zaman biz memnunuz. Çok teşekkür ederiz. Aktif medyadaki arkadaşlarımızı da izliyoruz. Allah razı olsun. Güzel etkinlikler yapıyorsunuz. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Evet değerli Aktif TV serisi şu anda yanımda Belçika ve Brüksel Seyhan Sadık Köksal var. Bugün ticaret odası, Eskişehir ticaret odası burada geldi. Biraz Eskişehir anlattı. Neler söylemek istersiniz? Yani güzel bir girişim. Neticede gündemde bildiğiniz gibi bu Eskişehir'e planlanan uçuşların askıya alınması, iptal edilmesi diye son haftalarda haberler çıktı ve son günlerde yine bazı hava yolları seferlerini askıya alıp Kütahya Havalimanı'na planlama zorunda kaldılar ve Eskişehir'in de girişimleriyle ve Eskişehir halkıyla da sanırım bir de yurt dışındaki yaşayan Emirdağlı vatandaşlarımızın da bildiğiniz gibi çoğunluğunun orada bir yatırımı var. Bir kısmının yok ama çoğunluğu yine orada bir yatırımı var. Direkt yatırımlar yoksa ailelerin yakınları orada ikamet ediyor. Ve havalimanında açılması nedeniyle de güzel bir haberle gelmiş oldular. Sayın Başkan burada yaşayan vatandaşlarımızın da yerel ekonomiye büyük katkıda bulunduğunu hatırlattı. Önemli olan konulardan bir tanesi de bu. Ve Eskişehir Havalimanı'nın özelliği de Devlet Hava Meydanları İşletmeciliği kontrolünde olmayan Türkiye'deki tek havalimanı. Üniversiteye ait olması nedeniyle ve tabii ki üniversitenin belki altyapıyı tamamlayacak yeterince bütçesi olmayabilir. Ama burada sorularımızda da ilettiğimiz gibi Sayın Başkan'a ticaret odasının da desteğiyle altyapının tamamlanması gerekiyor. Çünkü planlanan uçuşların sis nedeniyle Ankara İstanbul'a gitmesi artık pek uygun değil. Sonuçta uluslararası havalimanı standartlarında bir havalimanı olması gerekiyor. İkincisi de önemli konulardan bir tanesi oraya inen, bekleyen, pasaport kontrolü kuyruğu yapan, valiz alma kısmı olan inişteki altyapının değiştirilmesi ve daha konforlu bir havalimanı standartlarına getirilmesi lazım. Aynı şekilde oradan buraya dönüş yapan vatandaşlarımızın da bekleme salonu olsun, bagaj teslimat yerleri olsun. Biraz artık köy havalimanı gibi kalmasın orası Eskişehir Havalimanı. Neticede Avrupa'nın başkentiyle direkt bağlantısı olan bir havalimanı ve vatandaşlarımızın da konforunu düşünmemiz lazım. Ama ileride tabii ki biraz rekabetin oluşması gerekiyor. Zafer Havalimanı'nda da hava yollarına teşvik verilsin. Onlar da oraya uçsun. Vatandaş tercihini kendisi verir. Ama vatandaş tercihini verirken de konforu da bir takım şeyler de göz önüne alacaktır elbette. Belki onun sayesinde fiyatlar da rekabet olduğu şartta fiyatların da düşmesi sağlanabilir. Bu defa vatandaşlarımız karlı çıkar, Eskişehir'de karlı çıkar, Zafer Havalimanı da karlı çıkar. Kimsenin zararına olan bir şey değil neticede. Evet, Zafer de açık olsun, Hasan Polat da açık olsun, vatandaş istediği tercih yapsın diyorsun. Aynen, aynen. Ama Eskişehir'in de bu şartlarda devam etmemesi lazım. Altyapısını terminal içerisinde düzenleyip daha konforlu, daha rahat havaalanı hale getirmesi lazım. Halkın tabiriyle çeki düzen versin kendine. Aynen. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Ve şimdiden de vatandaşlarımıza hayırlı Ramazanlar diliyorum. Aileleriyle birlikte sağlıklı, güzel bir Ramazan ayı geçirmenizi diliyorum. Yanımızda Belçika İslam Federasyonu Muhammed Ünal var. Başkanım merhaba. Bugün burada Eskişehir Ticaret Odası'nın sevgilediği bir Eskişehir Tanı Semponzörü vardı. Neler söylemek isteriz? Evet, öncelikle bu organizasyonu yapan Eskişehir Ticaret Odası'na teşekkür ediyoruz. Tabii Belçika'da genellikle nüfus itibariyle Emirdağlı kardeşlerimizin yoğun olmasına rağmen büyük bir çoğunluğunun da Eskişehir'de ikamet etmeleri,
Yani Belçika'daki Türklerin Eskişehir'le daha yakından diyalog halinde, birlik beraberlik içerisinde olması bu organizasyonu biraz daha anlamlı hale getirdi. İnsanlarımızın daha çok Eskişehir'e yönelik Türkiye'ye gittiklerinde orada kalmaları bu organizasyonun olması gerekiyordu ve oldu. Çok güzel de bir organizasyon tertip etmiş oldular. Tabii burada Eskişehir'deki ticaret işleriyle, ilişkileriyle buradaki ticaret ilişkilerinin bir araya getirilmesi, belki işte birlikten kuvvet doğar mantalitesiyle hem Avrupa'daki, Belçika'daki insanlarımızın ticari ilişkilerinin geliştirilmesi, hem de Eskişehir'deki işte şehir olarak, kent olarak belki daha fazla gelişmesi maddi manevi alanda buna yönelik, buna dayalı güzel bir toplantı olduğunu düşünüyorum. Böyle bir toplantıların da sadece Eskişehir'le alakalı değil de diğer şehirlere de yansımasını, örnek olmasını temenni ediyorum. Evet, umarım bu bir örnek olur. Teşekkür ederim. İnşallah. Teşekkürler. Hayırlı yayınlar. Sağ olun. Evet, Lale Pide'yi her zaman böyle Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarının, Büyükelçiliklerin, bugün Belçika'da bulunan, Brüksel'de olan Ticaret Odası, Eskişehir Ticaret Odası'nın etkinliğinde yine Levent Bey burada, Lale Pide her zaman böyle etkinlikte var. Öncelikle nasılsınız? Teşekkür ederiz. Çok sağ olun, var olun. İyiyiz. Sizler nasılsınız? Sağ olasın. Bugün yine buradayız. Etkinlikte burada resepsiyonu devamlı sizler sunuyoruz. Aynen öyle. Eskişehir Ticaret Odası Başkanlığı'nı ağırladık misafirleriyle beraber. Tabii ki dediğiniz gibi Büyükelçiliğimizin, konsolosluğumuzun, Türkiye'de gelen derneklerin, kurumların yemeklerini hazırlamaya devam ediyoruz. Bize güvendikleri için teşekkür ediyoruz onlara. Tabii bu çok önemli bir şey. Gerçekten büyükelçiliklerin, konsolosluğun, resepsiyonuna yemek vermek, yani öyle bir düğün yemeğine benzemez bu. Tabii ki aynı. Zaten gördüğünüz gibi büfede görmüşsünüzdür. Öyle bir şey değil yani. Apayrı bir emek, hizmet, titizlik, dekor. Tabii benim otelcilikte olduğu için, 7 yıllık otel bir tecrübem olduğu için kolaylıkla yapmaya çalışıyoruz. Evet, biz de gidelim tatalım çünkü daha tatmadık. Son olarak Aktif TV seyircilerine ne söylemek istedim? Desteğe devam. Aktif TV'yi devam etmeye devam. Seyretmeye devam. Pardon. Teşekkür ederim. Rica ederiz. Teşekkür. Biz teşekkür ederiz. Değerli Aktif TV seyircileri, bugün Belçika'nın Brüksel şehrindeydik. Eskişehir Ticaret Odası Başkanı burada heyetiyle birlikte Belçika geldi. Belçika'daki iş insanları ve STK'larla birlikte Eskişehir'i anlattı, Eskişehir'i tanıttı. Açıkça orada gelen sorular da, vatandaşlardan sorular da geldi. Eskişehir Havalimanı ile ilgili inşallah gelecek günlerde daha iyi bir havalimanı beklediklerini söyledi. İş insanlarının sorularına cevap etti. Bence olumlu geçti. Olması gereken bir toplantıydı. Burada tekrar Eskişehir Ticaret Odası Başkanı'na ve bütün heyete teşekkür ediyorum. Böyle bir konuyu ele aldık. Evet, değerli Aktif TV seyircileri, bir dahaki programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Her ne olursa olsun Aktif TV'de kalın.